Hiçbir şey anlamadım ne olduğunu, nasıl olduğunu. Kapıyı çaldı. Kapıyı açtım. Gayet soğukkanlıydı. Gayet sakindi. Bana ne yapıyorsun anne dedi. Bir şey yapmıyorum dedi. Evi topluyorum dedim. Yürüdük koridorda beraber yürüdük. İki adım yürüdük. Baktım yere bir şeyler döküyor. Benzin döküyor. Ne yapıyorsun demeden. Kibriti çaktı. Attı halının üstüne birdenbire her tarafım tutuştu. Alev aldı, her yanım yanmaya başladı. Ben öyle yanarken kendisi hiçbir şey yapmadı. Beni söndürmeye çalışmadı, ben kendi kendime sönmeye çalıştım. Yerde yuvarlandım. Mutfaktaki halıyı masanın altından çekip alevlerin üstüne atmaya çalıştım. Çocuklara sıçrayacak diye çok korktum. Esperna bağırmaya başladı. Annem yanıyor, annem yanıyor diye bağırmaya başladı. Seni de yakacağım diyordu. Seni de yakacağım diyordu. Tamam. İşte... kız kardeşim eşiyle zaten kavgalıydı sürekli, yani hırgür gidiyordu. Annem onların çocuklarına bakmak için orada kalıyordu. Artık aralarında ne olduysa telefonda konuşmuşlar. Annem de onların kavgalarına şahit olmamak için bebeklerini alıp tam evden çıkacakken eşi geliyor. Ve eşi annemin ilk dediği, direkt dediği, direkt içeriye giriyor. Nasılsın anne diyor, ne yapıyorsun falan. Annem bunun elindeki bidonu görmüyor. Görmemiş oluyor. O sırada işte döndükten sonra iyiyim diyor annem de. İşte evi topladım falan. Bütün eve benzini dökmeye başlıyor. O sırada annem ne yapıyorsun sen falan. Elini tutuyor, kibritin üstüne koyuyor annem. Çakmasın diyerekten. O sırada bütün evi yakıyor. Yani annem o sırada zaten alev almış oluyor. Kız kardeşim oradan bağırıyor annemi yaktın yaktın diye. O da demiş ki seni de yakacağım, seni de yakacağım. Benim annem saatlerce orada kendi kendine sönmeyi, yani kendi kendine mücadele etmiş. Ve ilk söylediği kelime beni karşımda yanarken izledi diyor. Yani benim annem çatır çatır orada yandı. Şu anda 3. derecede komple bütün vücudu. O kadar kötü durumda ki ben onu o şekilde gördükçe kahroluyorum. Benim annem ölseydi bundan daha iyiydi. Çok acı çekiyor. Yani çok aşırı bir acı çekiyor. Şimdi bu adam yarın bir gün hiçbir ceza almadan çıkarsa eğer, yani ben hırsımdan ölürüm yani. Kendi öz evladının canına kasteden, öz evladını çatır çatır yakmaya çalışan bir canavar. Başkasına neler yapmaz yani. Değil ki benim annem bu. Bu adam eğer çıkarsa benim kız kardeşim de çocukları da elden gidecek yani. Bir büyüklere, devlet büyüklerine sesleniyorum. Eğer ki bir caydırıcı bir kanun çıkmazsa, bir yasa çıkmazsa ne ortada kadın kalacak ne de ortada çocuk kalacak. Öksüz yetim kaynayacak ortalık. Benim annemin çektiklerinin o adam çatır çatır yansa da artık faydası yok. Ama çıkmasın. Oradan dışarıya bu adam çıkmasın. Yani gerçekten çok zor. Allah kimseyi yaşatmasın. Kimsenin annesini o vaziyette göstertirmesin. Kim bilir benim annem ne zaman iyileşecek? Kim bilir iyileşecek mi acaba? Biz buradan çıkabilecek miyiz acaba yani? Kız kardeşimin bu saatten sonraki hayatı nasıl olacak? Adam yarın bir gün çıkıp bu sefer onu çatır çatır yakar bu adam. Ne yaptın anne dedi. Aklımın ucuna gelmedi. Ne yapayım dedim. Evi toparlıyorum dedim. Bir baktım ki yere bir şey boşaltıyor. Benzin döküyor. Kibrit attı yere. Çaktı attı yere. İşte ben ne yaptım? Tutuştum, ben zaten anında tutuştum. Mutfağa doğru gittim, yerde yuvarlanmaya çalıştım. Ondan sonra yerdeki halıyı kaldırdım, ateşi söndürmeye çalıştım. O hiçbir şey yapmadı beni söndürmek için.